Narla da ilgili güzel çalışmalar yapılmıştır. Narın kabuğunun ekstraktı farklı. Meyve suyunun ekstraktından yapılan farklı ürünler yapılır. Ve bunun çekirdeğinden yağ elde edilir. Hı hı. Çekirdeğinin yağı farklı. Çekirdeğinin yağ eldikten sonra geriye kalan posasından tekrar ekstrakt elde edilir. Yani o zaman çok kıymetli bir meyvedir her şeyini. Yani kabuğunu yiyip çöpe atıyoruz, o bile bir şeylere faydası var. Yok, kabuğunu ben bunu soruyorum mesela, bir poşet hazırladım şu kadar bir kavanoz. Evet. Poş kabuğunu, ama tabii böyle pürüz pürüz güzel temiz olursa soyuyorum, kurutuyorum. Hı hı. Çaya katıyorum, çok güzel aromatik bir tat veriyor kabuğu. Kabuğunu soyuyoruz, kurutuyoruz ve çaylarımıza, kış çaylarına karıştırılabilir o zaman. Bunun değil mi? Ekstraktı yapılıyor. Kabuğunun ekstraktı. Hı hı. Suyunun ekstraktı. Hı hı. 200 kilo nardan, 200 kilo nardan 1 litre, bu 250 mililitre. Böyle 1 litre çekirdek yağı elde edilir. Nar çekirdeği yağı. 1 litre 200 kilo nardan. 200 kilo nardan 1 kilo sadece 1 litre elde ediliyor. Tohumundan, çekirdeğinden yağ elde edilir. Hı hı. 200 kilo nardan. Yani çok çok küçüktür içindeki. Büyük firmalar nar suyu elde ettikten sonra çekirdeğini ayırırlar. Hı hı. Özel sistemlerle soğuk presle sıkıştırırlar ve bundan nar çekirdeği yağı elde ederler. Nar çekirdeği yağı ne işe yarar? Nar çekirdeği yağının birleşiminde çok özel bir asit var. Punikik asit. Punikik asit nedir? Her zaman herkesin bildiği bir balık yağı, mesela omega 3 6 9 var. Çok meşhur. İşte bundaki punikik asit de omega 5 diyebiliriz. Yani daha iyi anlaşılsın diye. Omega 5. Punikik asite omega 5 de denir. 3 tane doymamış bileşen noktası vardır. Yani çok aktif bir madde bu punikik asit. Hı hı. Aktif, çok aktif. Ne işe yarıyor? Mantarı yok edici özelliğe sahip. Artı bunun birleşiminde bitkisel östrojen hormonu var. Bitkisel östrojen hormonu ne demek? Hı hı. Bayanlarda mesela menopoz nedeniyle östrojen hormonu azalır. Bu da kadınlarda adet kesildiği zaman, menopozla birlikte adet kesilmesiyle birlikte östrojen hormonu azalırsa bayanlarda bir ateş basması. Evet, bir sıcaklık, geriliğin, soğukluk sendromu yaşıyorlar, stres, devamlı. Stres, evet, bunalıma girer. Menopozla birlikte bunalıma girer. Birçok psikolojik rahatsızlar yaşayabilir. Evet. İşte bununla ilgili bu nar çekirdeği yağ, zeytinyağı gibi bir yağdır. Hı hı. Bununla ilgili Kore'de 212 bayan menopoz problemi yaşayan, hı hı, bayan üzerine araştırma yapılmış. Bunlar iki gruba ayrılmış. Hı hı. Birinci gruba placebo, yani sahte, yani hakiki olmayan kandırıcı bir ilaç. Yani, hı hı, deney ilacı verilmiş. Hı hı. İçinde bir şey olmayan. Diğer gruba nar çekirdeği yağ. Evet. Ve sonuçta hiçbir yan etkisinin olmadığı ve menopoz rahatsızlığı yaşayan, semptomları yaşayan bayanlardaki bütün rahatsızlığı ortadan kalktığı görülmüştür.